nauzu billahi inneşşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn kıymetli kardeşlerim bayramlaşma töreni münasebetiyle hepiniz hoş geldiniz İslam bir medeniyet olduğu için Medeniyetlerin kendine has bayramları olur. Olmalıdır, olmalıydı. Bu nokta eksik bırakılmamalıydı. O yüzden Allah ve Resulü bize bu bayramı, bayramları hediye ettiler. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman orada insanların bir takım bayramlar kutladıklarını öğrenmişti. Biz daha evvel şöyle şöyle bayramlarımız vardı dediler. Efendimiz buyurdu ki Allah onların yerine size daha hayırlısını verdi. Ramazan ve kurban bayramını. Bütün diğer medeniyetlerde veya bütün toplumlarda bayramlar vardır ama bu bayramlar ekseriyetle ya bir savaş olmuştur, savaşta kazanmışlardır ya onun bayramıdır. Ya da daha garip mesela diyelim ki yılbaşı gibi bir takım manasız bayramlar. Hiçbir gerekçesi yok, bir mantığı yok. Yani insan bir yıl geçirdiği zaman üzülmeli. Bunun neresi bayram? Yıl başında mesela bayram yapmanın ne manası olabilir? Ya da mesela bir insanın doğumu ile bir bayram ilan etmek veya bir insanın yapmış olduğu bir şeyden dolayı bayram ilan etmek ne kadar mantıklı olabilir? Allah ve Resulü bize mantıklı bayram hediye ettiler. Allah Azze ve Celle hediye etti. Yani Peygamberimiz de bize haber etti. İslam'da bayram biraz evvel hani ezgilerde bayramsa bayramınız mübarek olsun demiş birisi ama tabi bayram sadece dünya Müslümanlarının kurtulduğu gün demek değildir. Yani öyle bakarsanız evet bayram değildir. Yani dünya Müslümanlarının kurtulduğu gün asıl bayram ümmetin kurtuluşu ve bizim kurtuluşumuz, cenneti kazanışımız. Asıl bayram odur o gözle bakarsanız ama sadece bayramı ona hasretmek de doğru değil. Yani bayramın mantığı İslam'da bu değil bayramın mantığı insan mesela bir kötü ahlakından kurtulsa, nefsini terbiye etse bu insan bayramı hak eder. İlla da zafer elde edince değil yani. Bu zafer elde edince bayram mantığı milliyetçilerde vardır. Yani bir zafer elde edecek, ondan sonra bayram ilan edecek. Bunların bakın bayramlarına hep böyle savaşlarla ilgilidir. İnsanların birbirlerini öldürmeleriyle ilgilidir. Halbuki İslam'da böyle bir bayram yoktur. Yani mesela e, Bedir Savaşı da kazanmışız. Mesela en önemli savaştır İslam'ın ilk savaşıdır ve Bedir Bayramı diye bir bayram yoktur yani mesela Uhud bayramı diye bir bayram, Hendek bayramı diye bir bayram, Mu'te bayramı diye bir bayram yoktur. Ramazan bayramı vardır. Neden? Çünkü Ramazan'da nefisler terbiye edilir, edilmeye çalışılır. İşte bundan dolayı bayram yapabilirsiniz denmiştir. Nefsini terbiye ettiğin zaman bayram yap mesajı verilmek istenilmiştir. İçindeki düşmanı yendiğin zaman bayram yap denilmek istenmiştir. Savaşta düşmanı yendiğinde değil de ondan daha fazla ve daha zor olanı kendi iç aleminde bayram iç alemindeki savaşı yani kazandığında bayram yap denilmiştir. Yani İslam'daki bayramın ana mantığı bu. Nefsi yenmek bayram yapmayı gerektiren bir sebeptir. Yani nefsi yendiğin zaman bayram yapabilirsin denilmek isteniliyor. Düşmanı yendiğinde değil, nefsi yendiğinde. Neden? Çünkü nefsini yenenler düşmanları da yenerler Allah'ın izniyle. İşin başı odur. Peygamberimiz o yüzden buyuruyor. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Yani insanlar hakikatte nefislerine taparlar. Belki putlara tapıyor gibi görünürler. Belki ideolojilere tapıyor gibi görünürler. Belki mezardaki liderlere tapıyor gibi görünürler. Belki başka şeylere, gökteki yıldızlara falan ama aslında onlar nefislerine taparlar. Onlar kendilerine karışmayan ilahlar yaratmak isterler. Öyle bir ilah ki ona karışmıyor. Öyle bir ilah ki ona yasaklar koymuyor. Mezardaki putlaştırılmış adam onlara yasak mı koyacak? Onlara peygamber mi gönderecek? Kitap mı gönderecek mezardan? Gökteki yıldız onlar'a peygamber mi gönderecek? Niye onları ilahlaştırıyorlar? Bundan dolayı onlara peygamber göndermeyecek. Kitap göndermeyecek. Onlara hesap sormayacak. Olan bir ilah istiyorlar. O yüzden onları ilahlaştırıyorlar. Aslında özgür olmak istiyorlar. O yüzden ilahlaştırıyorlar. Nefislerine tabi olmak istiyorlar. O yüzden onları nefislerine karışmayan ilahları yaratıyorlar kendilerince. İşte İslam bununla savaşıyor. Nefisle mücadeleyi öğretiyor. Nefisle mücadeleyi eden zaten düşmanla da mücadele edebilir, başarabilir. Onun için İslam'da nefis üzerinde duruluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim kat men buyurmuş. Nefsini teskiye eden kurtuldu diyor. Düşmanı yenen kurtuldu demiyor. Ben öyle bir ayet hatırlamıyorum mesela. Nerede diyor? Yani düşmanı yenen kurtuldu diye bir ayet yok yani. Nefsini yenen kurtuldu. Çünkü nefsini yenen düşmanı da yener Allah'ın izniyle. Nefsini yenemeyen, nefisle mücadele edemeyen hiçbir şeyle mücadele edemez. Düşmanla mücadele etmek için nefisle mücadeleyi öğrenmiş olmak lazım. Şeytanla mücadele etmek için yine nefisle mücadeleyi öğrenmek lazım. Şeytan nefsi kullanıyor çünkü. Şeytan bizi bazen yeniyorsa, nefsimiz sayesinde yeniyor. Nefis bize yaptırtıyor aslında, şeytana uydurtuyor. Şeytanın bizim üzerimize bir hakimiyeti yok aslında. Nefis bizim şeytana uymamızı sağlıyor. O yüzden nefsi terbiye ettiğin zaman, şeytanı da yenmiş oluyorsun. Çevrendeki insanları da yenmiş oluyorsun. Nefsini yenen, alemleri yener Allah'ın izniyle. Nefsini değiştiren alemleri değiştirir. Nefsinde inkılaplar yapanlar alemlerde inkılaplar yapar. Nefsinde inkılap yapmayan alemlerde inkılap yapamazlar. O yüzden İslam nefis üzerinde duruyor. Bunu bayram vesilesi olarak kabul ediyor. Bir ay Müslümanlar Nefislerine biraz daha hakim olmaya çalıştılar. Yeme içme konusunda, gözlerin haramdan sakınma konusunda, ellerini, ayaklarını, dillerini, her şeylerini sakınmayı biraz öğrendiler. Zaten ayette de oruç neden farz kılındığını açıklarken Ya eyyühellezin amen kutib aleykumu Ey müminler, size oruç farz kılındı. Kutibe yani furida. Yani size yazıldı. Yani farz kılındı demek. Keme kutibe alellezine min kablikum. Daha evvelkilere farz kılındığı gibi. Neden farz kılınmış? Sebebi nedir? Leallekum tettekuun. Sakınasınız diye. Belki sakınmayı öğrenirsiniz. Umulur ki yani. Lealle ümit vardır de. Yani umulur ki yani bu şekilde sakınmayı öğrenirsiniz. Demek ki oruçta asıl maksat sakınmayı öğrenmektir. Yani insan mesela her bir şey yiyecek olsa hemen düşünüyor ben oruçtum diyor sakınıyor. Ağzına su verirken bile yani o şeyde abdest alırken ağzına su verirken dahi sakınıyor ama bir, bir damla boğazıma kaçmasın dikkat ediyor sakınmayı öğreniyor. Sakınmayı öğrendiği için Allah da bayram veriyor ona. Sakınmayı öğrendin diyor. Elbette ki bu sakınma sadece midenin ve boğazın sakınması değil. Bütün azaların aynı zamanda sakınması ve kalbin sakınması. Kalp sakınmayı öğrenecek. Hepsinin başı. Yani oruç daha evvel de ifade etmiştim. Oruç 3 derece. Dolayısıyla oruçtan istifade edenler, Ramazan'dan istifade edenler de derece derece. Herkesin derecesi aynı değil. Herkes oruç tutar ama herkesin orucu aynı değil. Herkesin namazı aynı olmadığı gibi. Kimi murakabe seviyesinde namaz kılarken, kimi ihsan seviyesinde namaz kılar, kimi de avam seviyesinde namaz kılar. Namazlar farklı olduğu gibi oruç da öyle. Kiminin midesi oruç tutar, avamın orucu. Kiminin eli, ayağı, gözü, dili, kulağı da oruç tutar, havasın orucu. Kiminin kalbi de oruç tutar, havasul havasın orucu, mukarrabunun orucu. Kalpleri de oruç tutar. Kalbin oruç tutması nasıl bir şeydir? Kalpte Allah'tan ve Resulünden başka bir şeyin kalmaması tebettül makamına ulaşmak. Sadece Allah'a rağbet etmek, başka şeylerden alakayı kesmek. Bu derecede oruç tutmuş olanlar, hakiki bayram onların bayramıdır. Yani sadece düşmanı yendiğimiz gün değil, nefsi yendiğimiz gün, kalpte Allah'tan başka bir şey kalmadığı gün, Bayram yapma hakkına sahiptir insan. İsterse acından ölsün, isterse bütün akrabaları öldürülsün. O bir taraftan üzüntü içindeyken bir taraftan da bunun sevincini yaşayabilir. Çünkü düşmanı öldüremediyse de nefsini öldürdü. Nefsini öldüren zaten yakında Allah ona zafer nasip edecektir. Her ne kadar bugün ümmet bu durumdaysa da bir taraftan da bakıyoruz. Yani her ne kadar bayram yapacak halimiz yoksa da aslında hangi birini söyleyeyim ki? Yani aslında söylemeye de gerek yok yani. Ne Irak anlatmaya gerek var, ne Suriye, yine öbürünü. Yani belli halimiz meydandadır. Artık bazı şeyleri konuşmaya gerek kalmamış yani. Bazı şeyleri konuşmak bana çok gereksiz geliyor artık yani. Bir taraftan böyle yani ama diğer taraftan da hiç olmasa biz bu günleri gördük yani. Hiç olmasa ümmetin uyanışını gördük. Hiç olmasa bu kadar cin Allah bize nasip etti. Ya bizden evvelkiler 1890'ların çocukları hatta 1850'lerin çocukları ta 1970'lere kadar ya onlar o yüz yılın insanları kışın gelmiş olanlar hiçbir şey görmediler bizim gördüğümüzü de görmediler asıl kap karanlık zaman onların zamanıydı biz de hala gecedeysek de fakat fecir yaklaşmış hiç olmasa fecrin alametlerini görmeye başlıyoruz. Daha güneş doğmamış ama hiç olmasa fecir yaklaşmış. Şimdi mesela sabaha bekleyen bir insan için ilk akşam olduğunda karanlık çökmeye başladığında daha sabaha çok var. İlk akşam karanlık çöktüğünde onun da hedefi sabahsa, sabahı bekliyorsa, daha sabaha çok var. Ama mesela diyelim gece saat dört olmuş. E sabaha kalmış yarım saat. Neyse geçer bir şey olmaz. Tabi ümmetin hayatında yarım saat elli senedir. Hiç olmazsa, Yarım saat kalmış bir dönemde dünyaya geldik. Bediüzzaman rahimehullah diyor ki acele etmişim, kışın gelmişim. Baharı göremeyeceğim. Öyle de oldu. Fakat biz çok acele etmemişiz. Biz aslında vaktinde gelmişiz. Yani Allah bizi vaktinde aslında en güzel zamanda yaratmış. Sahabe dönemi gibi bir dönem. Bir taraftan zulüm altındayız, bir taraftan da bir uyanış var, bir hareket başlamış. Sahabe dönemi gibi. Sahabe de bir taraftan karanlık içinde, zulüm altında, bir taraftan da hareket başlamış. Sahabe dönemi de öyle. Yani sahabe dönemi Mekke'nin fethinden sonra başlamıyor ki. Sahabe dönemi ilk peygamberimize peygamberlik verilmesinden zulmün başlamasından itibaren başlıyor. Mekke'nin fethinden sonra mıdır sahabe dönemi? Yıllarca zulüm çekmişler, ondan sonra Allah son yıllarda da fetihleri nasip etmiş. Şimdi hiç olmasa ona benzer bir durumdayız. Her tarafta hareketlenmeler var. Hakikaten de peygamberimizden gelen bu konuyla ilgili yani ümmetin geleceğiyle alakalı peygamberimizden gelen hadisler, rivayetler bunların doğru olduğu ortaya çıkıyor. Efendimiz bir gün buyurmuş ki İstanbul'da fethedilecek Roma'da. Demişler ki ya Resulallah Hangisi önce? İstanbul mu Roma mı? Buyurmuş ki önce İstanbul fethedilecek sonra Roma. Bunu söyledikten sonra yaklaşık 8 asır sonra İstanbul fethedildi. 800 sene sonrasına bakan bir göz. Böyle bir göz verilmiş kendine. 800 sene sonra dediği çıktı. Roma henüz daha fethedilmedi ama onun da fethedileceğini aynı peygamber söylüyor. Roma aynı zamanda Vatikan demektir. Hristiyanlığın da bitirileceğinin haberidir bu aynı zamanda. hak. <laughs> o Allah ki peygamberini gönderdi hidayetle ve hak din ile. Neden gönderdi? Sebebi nedir? Peygamberin gönderilme sebebi. kulli, Bütün dinlere galip gelmek için. Bütün dinlere. İslam kalacak sadece yeryüzünde. Hepsi bitecek. Roma'da fethedilecek yani. Deccal da öldürülecek yani. Yahudi Deccal. Yani ne Hristiyanlık kalacak ne Yahudilik. Hiç olmasa bu günleri gördük. Bunun alametlerini gördük. Biz şu anda ümidi yaşıyoruz. Onlar korkuyu. Bundan üç asır evvel durum tersineydi. Biz korku içindeydik. Ümmetimiz çöküyordu. Geriliyorduk. Onlar ilerliyordu. Onlar ümit içindeydi, biz korku içindeydik. Şimdi durum değişti. Şu anda onlar korku içindedirler. Biz ümit içindeyiz. Şu anda İslam aleminde gelişmeler var. İslamcı bir gençlik var. İslamcı bir hareket var onlarda Hristiyancı bir gençlik ve hareket yok. Menfaatçı bir gençlik, eroinman bir gençlikleri var. İslam aleminde bu yolda canını malını feda edenler var. Onlarda can mal bu yolda feda edilmiyor. Böyle bir fedakarlıkları da yok. Böyle bir nesiller yok. Şımarık bir nesil. Bulduğunu yiyen, çalan çırpan bir nesil. Helal haram bilmeyen bir nesil meydana getirdiler. Her ne kadar akan kan bizim kanımızsa da ama bu kanlar İslam ümmetinin bir ağaç gibi düşünürseniz o büyük ağaç belki kurumaya yüz tutmuştu. Meyve kalmamıştı. Vezenucumun kederat. Yıldızlar düşmüştü yani yıldız gibi alimler. Meyvesi kalmamıştı. Yıldız gibi olan meyveler düşmüştü. Kıyamette doğru gidiyorduk ümmetin kıyametine. Ve bu akan kanlar şimdi o ağacın altına, köküne akıyor. Milyonlarca şehit. Demek ki başka türlü bu ağaç canlanmayacak. Ümmet ağacı kanla ve vahiyle canlanır. Vahiy ile canlanmıştı. Yem yeşil güzel bir ağaç olmuştu kısa bir sürede. Peygamberimiz dönemi. Bu ağaç sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Fakat son üç asırdır ağaç yaprak dökmeye başladı, hastalandı. Meyve döküldü, meyve veremez oldu. Kurmaya yaklaştı. Neyse ki son ümmettir de Başka ümmet gelmeyecek. Onun için Allah kurtardı. Ama bu ağacın kurtuluşu yeniden meyve vermeye başlaması şehitlerin kanıyla mümkün olabilirdi ancak. Başka türlü bu büyük uyanış gerçekleşemez. Büyük hatalar yapıldı. Büyük hataların cezası büyük olur. Birine bir tokat vursan cezası bir aysa, bir bıçak vursan, üç sene, beş sene, on sene öldürsen cezası idamdır mesela. Her günahın yani her suçun cezası aynı değil. Bu ümmetin suçu büyüktü. Tembellik yaptı. Allah ve Resulü'nün ikazlarını dikkate almadı. Allah ve Resulü dikkat edin şu noktalara dedi. Dünya peres olmayın dedi mesela. Dünya peres olursanız dünyanızı da Allah elinizden alır. Ceza olarak. Dünya peres olanlara ceza, ceza amelin cinsindendir diye bir kaide var. Nasıl ne demek? İşte bu demek. Ceza amelin cinsinden dünya peres olanlara Allah dünyayı vermez. Cezayı oradan verir yani. Müslümansa. Kafirin zaten kalemi kırıldığı için ona ikaza gerek yok artık. خَتَمَ اللّٰهُ لَا قُلُوبِهِمْ Kalbi mühürlenmiş zaten. Ona tekrar ikaza gerek yok. Bu tür ikazlar Müslüman için. Müslüman uyansın diye Allah ona böyle ceza verir. Dünya peres olanların elinden dünyalarını çeker alır. uyansın diye. Çok kefaret ödedi bu ümmet. Her bir akan kanımız, her bir damla kanımız bir kefarettir. Bir gün orucu bozsan cezası 60 gün. Bu ümmet çok ayet terk etti. Çok ayetler terk etti. Çok hadisleri terk etti. Peygamber demişti ki şurada duracaksınız Uhud Savaşı'nda. Okçulara dedi ki buradan ayrılmayın. İtaat etmeyenler yüzünden 70 tane Allah'ın arslanı orada şehit oldu. Bir emre itaatsizlik. O da basit bir emir yani belki. Yani dünya gözüyle belki önemli de ahiret gözüyle bakarsan o kadar mühim değil. Bir namaz gibi değil, bir oruç gibi değil, bir zekat gibi değil, bir cihat emri gibi değil. Bir savaş taktiği. Yani burada durun. Hepsi bu kadar. Ona bile itaat etmeyince bu kadar şehit verdik Uhud'da. Şimdi bu kadar ayetlere itaat etmedi bu ümmet. Bu kadar ayetleri unutmaya çalıştı, düşünmedi. Çok ayetleri arkasına attı. Kala kala kaldı namaz, oruç. E tabi bunun cezası büyük olacak. Bazı rivayetlerde Kur'an'da anlatılan Musa Aleyhisselam'ın kıssasında geçen e, konuyla ilgili bazı rivayetlerde şöyle bilgiler var. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı almak üzere, Rabbi ile buluşmak üzere dağa çıktığında, daha 40 gece dağda kaldığında dönüp geldiğinde baktı ki milleti tekrardan kafir olmuş, putperest olmuş. Puta tapıyorlar. 40 gecede dinden döndüler. Musa gitti gelmiyor deyip dinden döndüler. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam onlara tekrar anlattı, kızdı ve Allah'a yalvardı, Ya Rabbi affet dedi. Benim bu milletim işte böyle. Affet. Allah Azze ve Celle dedi ki Faktulu enfusekum Birbirinizi öldürün. Nefisleri öldürün manasına da gelebilir ama bir rivayetlerden anlıyoruz ki bu hakikaten bildiğimiz öldürme olayıdır. Kör oldular, sağır oldular. Birbirlerini öldürmeye başladılar. Terör. Aslında anlatılan şey budur. Terör yani. Terörün sebebini anlatıyor bize bu rivayet aslında. فَقْتُولَ اَنْفُسَكُمْ Birbirinizi öldürün. Öldürdüler, öldürdüler, öldürdüler. Herkes birbirini öldürüyordu. Bazı rivayetler diyor 70 bin kişi kadar birbirlerini öldürdüler. Musa Aleyhisselam artık dayanamamış. Ellerini kaldırmış. Demiş ki ya Rabbi ümmetim kalmadı. Hep öldürdüler birbirlerini. Yeter ya Rabbi demiş artık. Ümmetim kalmadı neredeyse. O zaman akılları başlarına gelmiş, uyanmışlar adeta uykudan uyanır gibi, sarhoşun uyanması gibi uyanmışlar, bakmışlar ki biz birbirimizi öldürüyoruz. Şirkin cezası kandır. Terördür. Şirke düşenlere Allah böyle bir ceza verir. Çirkin cezası hafif olmuyor. Dediğim gibi yani bir adama tokat vursan diyelim ki bir ay hapistir. Ya da bir ufak bir para cezasıdır. Ama adam öldürsen öyle değil. Onun gibi bir basit günah işlese ümmet cezası belki hafif olur ama şirk günahına girdiler. Allah'ı bırakıp insanların izinden gittiler. Allah'ın yetkisini insanlara verdiler. Allah bir şey dedi, insanlar başka bir şey. Ve ümmet onlara gereken dersi vermedi. Siz ilah mısınız? Allah böyle diyor. Siz neden başka bir şey diyorsunuz? Demediler. cezasını çekecekler. Demeyen atalarımızın günahını çekiyoruz. Diyenlere sözüm yok. Görevini yapanlara değil sözüm. Görevini yapmayanlar. Söylenmesi gerekenleri söylemeyenler. Allah'ın sözünün üzerine söz söyleyenlere gereken cevabı vermeyen pasifler, korkaklar, tembeller, dünyaya da dalanlar, tek dünyasını düşünenler, aman başıma bir şey gelmesin deyip başka bir şey düşünmeyenler, onların cezasını çekiyoruz. Bizden sonraki nesiller de bize bunu söyleyecek. Hiç olmasa biz bugünleri gördük. Bir uyanış gördük hiç olmasa bizden sonraki nesiller diyecekler ki eğer bu uyanış hareketini desteklemezsek herkes gece gündüz rahatını bozmazsa bu hareket de biterse ümmet nasıl ki çöktü bu hareket 100 sene sonra 200 sene sonra başlamış. Bu hareket de çökerse, kıymeti bilinmezse, gerekenler yapılmazsa, desteklenmezse 100 sene sonraki nesiller bizi kınayacak. Yazıklar olsun şunlara diyecekler. Bir fırsat geçmişti ellerine, değerlendirmediler. Bir fırsat geçti elimize. değerlendirmeliyiz. Yarın acaba böyle olabilecek mi? Şu anda mesela diyelim ki isteyen kitap okuyabilir, isteyen gidip anlatabilir. Mesela bayramdır, akrabalarınızı ziyarete gideceksiniz, gitmelisiniz. Bir vesiledir. Tebliğ edin. Boş konuşmalara da fırsat vermemeye çalışın. Her anınızdan hesap vereceksiniz. Boş laflara çok katılmayın. Fırsatını bulduğunuzda siz mesajınızı verin. Bunun için gezin. Fırsattır, vesiledir. Bayram vesilesiyle işte gezmiş oluyorsunuz. Davanızı her tarafa yaymak için bir fırsattır. Bunu değerlendirin. Bir taraftan akraba ziyareti ihmal edilmemeli. Bizimki bir dindir, bir ideoloji değil. Dinin içerisinde siyasi kısmı da var, itikadı da var, ibadeti de var, ahlakı da var, örf adetleri de var, insani münasebetleri var, bir medeniyettir hepsi içinde. Bizimki bir ideoloji değil. Sadece İslam devleti İslam devleti demek değil. İslam'ın hakimiyeti, İslam kanunlarının hakim olması değil. Bir bu bir medeniyettir. Bunun içinde hepsi var. Onlar da var. Akraba ziyareti de var. Bu bir medeniyet. Allah bizi bu dünyaya kamil olmak için gönderdi. İnsan dünyaya gelirken ham madde gibi gelir. Dağdaki demir madeni gibi. Biz aynen öyle. Biz de öyleyiz. Bir ham madde. Bu alınacak, ustalar tarafından eritilecek ve modele dökülecek bir model olacak. Hazreti Muhammed modeli. İçinizde dökümcüler belki vardır. Ya da o işleri görmüş olanlar, uzaktan da olsa bilenler. Dökümcüler model derler. Modeli yapılır, ondan sonra ona göre döküm yapılır, o şekli alır. Önce eritirler madeni, dökerler ve o şekli model sayesinde o şekli alır. Hazreti Muhammed modeli. Allah bazı model insanlar gönderiyor. Her ümmete bir model insan verilmiş. Al, alın size model, işte siz böyle olacaksınız denilmiş. Kemale ermek için insan gönderilmiş. Çünkü Allah'ın halifesi olacak. Allah'ın halifesi olmak basit bir şey değil. Allah'ın halifesi olabilmek için Modele dökülmek lazım. Erimek lazım. Eritilmek lazım. Ve modele dökülmek lazım. Bu namazla olur, oruçla olur, zekatla olur, hacla olur, cihatla olur. Bu şekilde Allah bizi eritir. Modele döker, şekil verir. Kemale erdirir. Adam eder. Reşit eder. Zaten insan dünyaya geliş gayesi de budur. İnsan Neredeyse diyebiliriz ki nasıl ki yani kainatın hülasasıdır denir insan için, kainatın özüdür, özetidir. Birçok varlıkta olan özellikler insanda toplanmıştır. Hayvanlarda da, hayvanlardaki özellikler de insanda var. Bitkilerde olan bir takım özellikler de insanda var. Toprakta olan bir takım özellikler de insanda var. Meleklerde olanlar da insanda var. İnsanda birçok özellik toplanmış. Hatta yani belki fazlası var. Mesela melekler, meleklerde olmayan bazı ibadet şekilleri insanda var. Mesela melekler birbirlerini yeme davet etmezler. Mesela melekler oruç tutmazlar. Zekat vermezler. Melekler iftar yapmazlar, yaptırmazlar, evine misafir çağırmazlar. Allah bu ibadetler insana vermiş. Halife olacak. Allah'ın halifesi olacaksa Allah nasıl ki insanları dünyada misafir ediyor, onlara yedirip içiriyor. Allah'ın halifesi de yedirip içirecek. Hayvan öyle ikramda çok bulunmuyor. Meleklerde zaten yok. Ama insan Allah'ın halifesi ise insan Allah azza ve celle'nin ahlakından alacak ve nasıl ki Allah herkese veriyorsa, ikram ediyorsa insan da ikram edecek. Bu şekilde ibadetlere çeşitli kılmış Allah Nasıl ki çeşit çeşit varlıklar yaratmışsa çeşit çeşit de ibadetler emretmiş. Bir kısmı bedensel, bir kısmı mali. Bir kısmı hem bedensel hem mali. Bir kısmı şuramızı tedavi ediyor, bir kısmı burayı tedavi ediyor, bir kısmı başka bir yeri tedavi ediyor. Her birisi bir yeri tedavi ediyor. Nasıl ki her yiyecekte bir vitamin var. Kiminde A, kiminde B, kiminde C vitamini. Aynı şekilde Allah ibadetler de böyle çeşitli yaratıyor. Her biri bir yeri tedavi ediyor. Oruç bir tarafımızı tedavi ediyor, namaz başka bir tarafı. Bir nevimize çağırdığımızda, iftar verdiğimizde başka bir yönümüz tedavi oluyor. Sürekli Allah tedavi ediyor. Emretmiş olduğu ibadetleriyle. Böyle bir şey meleklerde bile yok. İnsan kamil olmak üzere yaratılmış. Meleğin böyle bir vazifesi yok yani. İnsanda böyle bir vazife var. İşte yani orucu bitirdiğimiz, Ramazan ayını bitirdiğimiz şu gün, e, Böyle bir takım kazanımlar elde ettiğimizin farkında olmalıyız. Yani mesela bir insana iftar ettirdin. Bu melekte bile yok. Bunun farkında olmalı. Bu yönüyle yani bir eksiği tamamlandı. Bunu devam ettirmeli. Ben yani Ramazandan sonra da mesela evine bazen insan davet et. Ramazandan sonra da mesela nafile oruçlar tutmaya devam et. Bak bir ay oruç tuttun bir yerin mi eksildi? Bir şey mi oldu? Üç gün sonra alışıyor insan. Demek ki oluyormuş. Kafir için böyle bir şey düşünülemez. Bir ay yemeyeceksin, içmeyeceksin. Sabahtan akşama kadar. Kafir böyle bir şey düşünemez. İslam insan iradesini kuvvetlendiriyor ve iradesinin varlığının farkına vardırıyor. Var sende o irade. Ama insan iradesinin farkında değil. Verilmiş bir takım özelliklerinin farkına varıyor. Bu irade nimetinin farkına vardığın zaman bunu devam ettireceksin. Yarın başına bir şey geldiğinde yani irademi kullanamadım ya da işte dayanamadım mesela şöyle yaptım dersen bil ki sende yoktu da o yüzden kullanamadın değil yani. Vardı sen kullanmadın. Bak Ramazan'da bunun farkına vardın. irade varmış sende. Varmış iraden. Demek ki başka zamanlarda kullanmıyorsun. Yoksa yok değil yani var. Var. Yani yarın kıyamet günü desen ki ya Rabbi ben dayanamadım. Allah Azze ve Celle diyecek ki sende irade vardı. Ramazan'da dayanıyordun. Demek ki var. Ben sana vermediğim bir şey mi senden istedim? Yapmayabilirdin. Yaptın. O halde mesulsün. İraden var çünkü. İradeyi kullanmaya alıştırır insana. Ramazan, oruç ve iradeyi madem kullanmaya o halde devam et. İradeyi kullanmaya devam et. Son bir şey söyleyerek bitireyim. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki her kim Ramazan'dan sonra şevval ayında yani şu an içinde bulunmuş olduğumuz ay altı gün daha oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Nasıl yani? Altı gün daha tutunca niye bir yıl oruçlu gibi olmuş oluyoruz? Çünkü Allah en az bire on veriyor. Cömerttir. Bir ay oruca karşılık on ay oruç tutmuşuz gibi sevap yazıyor. Altı gün, onu da onla çarparsanız altmış gün, yani iki ay daha yapar. Böylece 10 ay Ramazan'dan dolayı 2 ayda bu 6 gün sayesinde 12 ay. Böyle olacağını haber ediyor bize. Yani şevval orucunu da ihmal edilmemesini istiyor. Tüm seneyi oruçlu geçirmiş olmak için. Tabi bu şu demek değil. Mesela birisi böyle yapsa, diğer de mesela yıl boyunca da oruçlar tutsa, ikisi eşit demek değil. Yani bu adam bir ay Ramazanı tuttu, üzerine altı gün Şevvali tuttu. Zaten bir yıl oruçlu geçirmiş oldu. O halde ondan sonrasında daha oruç tutmanın da bir gereği kalmadı gibi bir manası yok bunun. Yani Allah ona bir yıl sevabı veriyor demek sadece. Ama öbür adamı Allah yine daha da çok sevap veriyor. Ben yani Şevval'den sonra da tutan kimselere nafile orucu tutan kimselere Allah Azza ve Celle daha da çok sevap veriyor. Yani e, kıymetli kardeşlerim bizimkisi bir dindir. Bir ideoloji değil. Bu dinde hem dava var, dava boyutu var. La ilahe illallah Allah'ın hakimiyeti o. O da var. İbadet de var, ahlak da var akraba ziyareti de var. Allah'a yaklaşmak için oruç da var. Bizimki bir dindir. Tek yönlü değildir. Her yönümüzü geliştirmeliyiz. Sadece radikal söylemlerle bir yere varılamaz. Ama tevhid'i anlatmadan da bir yere varılamaz. Her iki yönümüz de olmalıdır diyerek ben konuşmayı bitirmek istiyorum. Her ne kadar bayramsa bayramınız mübarek olsun demişse de diyen kişi yine de bayramdır ee, her sene tarih boyunca böyle olaylar olmuştur zulümler olmuştur Her kötü olay olduğunda bayram yapılmayacak olursa Bayram kalmaz Bunlar ölür gider. Halbuki bayramı da muhafaza etmek lazımdır. Bayram da dinin bir parçasıdır. Her kötü olay olduğunda bayramsa bayramınız mübarek olsun denirse bayram yapmayalım manasında adeta. Böyle söylenecek olursa o zaman bayram diye bir şey kalmaz. Tarih boyunca çoktan bitmiş gitmiş olurdu zaten. Bayram sadece zaferle olmuyor ki, bayram Müslüman nefsini terbiye ettiği zaman da bayram yapacak dolayısıyla yine bir yönüyle bayramdır ama benim dergide daha belki bir konuşmamdan alınarak yazılmış olan bir yer var orada da ifade ettiğim gibi bu küçük bayramdır orta bayram ve büyük bayram da var Orta bayram nedir? Orta bayramda öncü bir kadronun oluştuğunu gördüğümüz gün, öncü bir neslin büyük bir gücün oluştuğunu gördüğümüz gün, ümmetin kurtuluşuna vesile olacak olan bir neslin meydana geldiğini, bir gücün meydana geldiğini, sağlam bir kadronun, ehil bir kadronun meydana geldiğini gördüğümüz gün o bizim için orta derecede bayramdır. Büyük bayram ise ümmetin kurtuluşu ve ahireti kazandığımız gündür. Allah Azze ve Celle bu küçük bayramı nasip ettiği gibi orta bayramı da büyük bayramı da cümlemize nasip eylesin. Ramazan boyunca yapılan ibadetleri Rabbim kabul buyursun. Ve dünyanın dört bir tarafında şu anda e, çok zor anlar yaşayan, mücadele eden, kanı akan kardeşlerimizi Allah Azze ve Celle muvaffak eylesin. Çalışan ve çarpışan bütün kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Ve Bundan sonraki e, hayatımızda Ramazan'da elde ettiğimiz, elde etmek zorunda olduğumuz özelliklerimizi Allah Azze ve Celle muhafaza eylesin. Ben e, bu şekilde konuşmayı bitirdikten sonra hepinizin ve tüm kardeşlerimin burada, şu anda burada olmayan başka şehirlerde bizi internetten izleyen hatta başka devletlerde izleyen küçük büyük kadın erkek bütün kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Ve sizlerle de burada bayramlaşmak isteyenlerle de burada bayramlaşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.